Amcaoğlu, benim bir ölümüm olacak ki dillere destan olacak dermiş. Bugün de ölürsek dedi, arkamızdan çok hayır dua eden olacak dedi. İçine bir şeyleri doğmuşmuş evladımın da bana belli etmemişti. Biz demiş güzel günler gördük, güzel günler yaşadık. Elifeciğimle Zeynep de güzel günlerde yaşasın. Allah'ım hep yatar kahar Allah'ıma dua ederdim. Çocuklarımın acısını bana gösteretmedi yine. Babam vefat edeli 26 sene oldu. Annem vefat edeli 19 sene oldu. Biz 8 kız kardeş, 2 erkek kardeşimiz yok. Hani çalacak bir kapımız yoktu. Allah'ım çocuklarımın acısını bana göstermesin derdim. Hep duam buydu. Böyle çok hareketli, çok hızlı, yani ne bileyim çok sevecen bir çocuktu. Çok yaramazlık yapardı. Askerliğini İstanbul'da yaptı. Muhaberci, haberciydi, santralcıydı. Çok rahat bir askerlik yaptığını söylerdi. Gitti geldi. Dedim ki oğlum imamlık imtihanına gir. Oğlum dedi böyle böyle ben verdim. Eğer herhangi bir yer çıkarsa tercihini de yapsam gider misin dedi. Doğu yazdım. Daha sonra dedim ki Doğu'nun dedim Urfa'sını yazayım dedim. Urfa, Şanlıurfa'yı yazdım. İlk tercih oraydı. 15 tercih yaptım. Hiç haber yok. Bir daha açıklandı. Bir baktım Şanlıurfa olarak ataması çıktı. Öyle işte bir hocalı Urfa'ya gittiler. Bir sene Urfa'da kaldılar. Urfa'da imamlık yaparken köyün okulu, köyün okulunu baştan inşa etmişim. Basketbol potası yapmış, çocuklar oyun parkı yapmış, camiye bilmem işte tepe göz almış, eğitim vermiş. Çok camiyi baştan inşa etmiş. Hizmetkar bir insan. Elinde çok iş, hani şu anda şuradan bahsede 20 tane işi vardır. Elif Ecin onun hayatının yüzü 90 bir şeydi. Öğretmenim adı Elif, benim adım Elif Ecin, soyadım Alıtkan. 2B'ye gidiyorum. Annesinden, babasından, bizden her şeyden önünde tutardı. Yani tek hedefi oydu. Çocuğa çok düşkün olduğu için ben şu anda o çocuk benim gözümde dünyalara değer yani. Hiçbir şeye değişmem o çocuğu. Onun sevgisini. O bir üzülse ben üzülüyorum. O gün ablamın kızının düğünü vardı. Saat 10.30'a terasta oturuyorduk. Bu uçakların sesi geldi. O ara rahmetli çok akıllı bir çocuktu. Dedi ki, bunda bir iş var dedi. Ya insanları tedirgin etmeye başlıyorlar dedi. Ya dedi, hükümete karşı yapılan bir hareket olabilir dedi. Milleti sindirmeye çalışıyorlar, korkmaya çalışıyorlar falan dedi. O anda işte herkesin morali bozuldu. O aşağıya indik. Biz geldik. Ali babası üçümüz. Evler sallanmaya başladı. Çocuk huzursuzlanıyor. Hanım bir yerden ne oluyor? Savaş mı çıktı? Düşünceleri varken. Bu arada televizyonları takip etmeye çalışıyoruz. Ben rahatsızım. Girdim otada yatıyorum. Ortancıl oğlum Hamdi beni aradı. Baba dedi biz de çıkalım mı sokağa dedi. Dedim oğlum ben rahatsızım. Baba dedim bugün çıkmayacaksan ne zaman çıkacağız dedim ben de. Tekrar 10 dakika sonra bir daha aradı. Baba biz de gidelim dedi. Siz çıkın oğlum dedim. Annesi bağırdı oğlum Ali sen gitmiyor musun dedi. Bu dedim fırsat düşkünlerine mi bırakacak toprağımızı vatanımızı dedim. Tamam anne dedi. Sadece bana söylediği kelime bu oldu. Geliyorum anne tamam dedi. Ben gidiyorum Elif Ecir'inle dedi Zeynep'ten içeri odayı yeğeni. Rahat yaşasın onlar dedi. En son sözü bu oldu. Annem konuştu.
arabanın anahtarını verdim dedim. Oğlum attım oradan, o zaman git kardeşini de al dedim. Orada ben inmeden balkondan ablamla konuşmuş, hanımla konuşmuş Seda'yla. Gitme abi demiş. Ortam çok karıştı demiş. Demiş sen Hamdi'yi gönderme. Bir evden bir kişi yeter. İndim aşağıya. Abi. Oğlum dedi. Senin de işin var, çocuğun var. Gelme dedi. Bir evden bir adam yeter dedi. Ben de böyle deyince. Abi dedim. Gidersek beraber gideriz. Dönersek beraber döneriz dedim. Arabayı da çok süratli kullanmaz. Çok süratli kullanmış, 2-3 defa kaza yapacakmış. Arabayı kenara çekmiş, fark etmiş. Kapıyı kilitlemedi. Anahtarı da almamış. Şimdi ben ondan sonra idrak ediyorum. Çıktı, koşarak gitti. Abi ne yapıyorsun dedim, arabayı bari kilitle dedim. Sonra arabayı aldı, arabayı düzeltti. Kapıyı kilitlemiş, gene fırlamış. Ben diyor, Hamdi diyor ki ben arkasına yetişemedim diyor. Kızılay'a vardım diyor. Vardık diyor, o önde diyor, ben arkada. Arada bir arkaya bakıyor diyor, hem koşuyor diyor. Kızları da zaten kaybettim diyor. Evet, başladı. İlk başta 5-10 metre, sonra 15-20 metre, sonra 30-40 metre mesafe açıp çok hızlı bir şekilde gidiyordu. Arkadan bana dönüp baktığını görüyordum sürekli. Arkamda mı, yanımda mı, değil mi diye. Elişer yüzü grup halinde Genelkurmay'ına doğru yürüyorlardı. Ben de dedim muhtemelen abi Genelkurmay'ına doğru gidiyor, ben de oradan gideyim dedim. Yolların ortasındaki araçların üstünden tanklar geçmiş. Daha çok yeni geçtiği için böyle yerde benzinler, yağlar, işte elektrik direkleri devrilmiş, o Kızılay Göbek'teki süs havuzları kırılmış. İnsanlar birbirine diyor ki yakınlarda sigara içmeyin, işte suya basmayın. Bir yerden tanklar geliyor, tanklar gelirken barut kokusu vardı her tarafa. Genelkurmay'ın önüne gittim. Bu arada abim telefonunu almamış yanına. Tabii ki akın akın insanlar, daha fazla insan Genelkurmay'ın önüne giderken abime bağırmaya falan çalışıyor. İşte artık ellerimle abimi arıyorum işte. Abi Ali, abi Ali diye arıyorum ben orada. O arada ben bir arkamdan patlama sesi duydum. Silah sesi. Hala silahla çıkıyorlar bize. Yaralananlar var. Türk ordusu geldi. 3-4 tane yaralı insanın işte birkaç araçla, motosikletle, işte bu küçük minibüs tarzında araçlarla Dikmen tarafına doğru gönderildiğini gördüm orada. Orada hala ben umudumu kaybetmedim. Orada yarım saat 45 dakika abimi aradım. Yarım saat, bir saat sonra biz de duramadık. Hanımla beraber gittik oraya. Mersutiyet Caddesi'ne vardık. Rahmetlik telefonu vurdu, unutmuş. Hamdi'yi aradık, Hamdi'nin telefonu aradık. Oğlum gelin dedim, ortalık çok karışık yavrum. Dedim ki baba dedim, ben abimi kaybettim, al ben abimi bulmadan geri gelmeyeceğim dedim. Hamdi'ye dedim ki oğlum ne olursun gel. Allah aşkına gel dedim, ben Zeynep'le Seda'ya ne söyleyeyim. Biriniz gittiniz, biriniz bayılım gelin dedim. Oğlum gel, yalvardım ne olursun oğlum, ikiniz yakmayın ciğerimi dedim. Sen bari gel dedim. Bir an böyle durdum. Ya dedim Hamdi bir kere anne baba sözü dinle dedim. Çünkü babam canım iki kere yakma deyişi. Artık bilmiyorum. Sonra ben geri döndüm. Yavaş yavaş ince suya geri döndüm. Bağımlara karşılaştım. Hala eve geri dönesim yok. Hala bir insan geri dönmek istemiyorum. Eve gitsem ne yapacağım? Burada rahat edemedik zaten. Buradan geri gittik namazı kıldıktan sonra, sabah namazını. Aradık, oraya vardık meydana. Bir rahatlama olmuş orada. Rahatlama derken silah sesi yok. Genelkurmay'ın önüne vardık. Tek tek tak tak sesler geliyor. Arada bir ses geliyor. İnşallah diyorum şurada bayılmıştır. Bir organı kopmuştur, kan kaybından bayılmıştır da diyorum. Bulurum ya diyorum. O ya artık doğan buna döndü diyorum. İnşallah şurada bir yerde kuyuda köşede bayılmıştır düşüncesiyle şey yaptım. Zaten olay sakinleşmiş mi sabah namazdan sonra. İşte hastaneler aradık. Yine patlama sesleri, hastane zangır zangır sallanıyor içeride. Gündüz gibiydi ya. Böyle sanki bir savaştan şeymiş gibi. 5-6 tane masada ameliyatlar devam ediyor. Kritik operasyonlar. O ara birisi poşetle elbiseleri getirdi, attı oraya. Ben tabii çocuğun ne giydiğini biliyorum, annesi gördü. Bu dedi Ali'nin elbisesi, ayakkabısı dedi.
Abim bir tane pantolonu vardı kahverengi. Üstüne de yanlış hatırlamıyorsam tişörtü var. Ben şöyle elim cebime attım. Abim eşyaları cebinde bir 60-70 lira parası bir kulaklığı var. Kulaklıktan zaten ben koydum teşhisi. İşte bacağını şuradan kesmişler pantolonunu. Tişörtünü falan da şey yapmadım. Ayakkabısını gördü baba annem. Ayakkabı görünce annem yere atıldı. Ayakkabısını kaptı. Oğlum oğlum dedi. Yok dedi teyze dedi biz dedi ameliyata girenleri veyahut da şey olanların hepsini yırtıyoruz onun için getirdik buraya falan dedi. Biz oyalamaya çalıştılar. Annem dedi ki oğlum dedi beni kandırma dedi. Siz dedi, ölülerin elbiselerini yere koyarsınız. Ölülerin elbiseleri korur buraya deyince. Olayı idrak ettik ama. Gittim aşağı morga baktım. Morgu çektiler baş tarafından şey yaptılar. Baktım. Ya kabullenemiyorum ki. Yani arkadan bakıyorum. Çocuğum olduğunu hissediyorum da. Belli oluyor zaten dedim. Bir de önden bakayım kardeşim ya. Bir yöne iyi çekin de bakayım dedim. Baktım. Rahmetlik çocuk. Hiçbir şey yok. Sadece şurada bir mermi. Özel yani nişan alıp atmışlar. Tek kurşun. Gözler açık. 30 gidişinin 30'u da dışarıda. İnanır mısın? Gülüyor. Ya sanki bana şaka yapıyor diyorum bu herhalde. Kalk baba gidelim ben sana şaka yapıyorum diyecek şekilde. Sıpsıcak. Gözleri açık. Ağzı açık. Yani hiçbir yani ölmüş demeye 1.000 tane şahit lazım. Üstünde bir tane tişört var ya bir tişört. Bir pantolon bir tişört cebinde 70 lirasıyla gitmiş oraya. Ya yakın mesafeden göğsünü ateş etmek nedir ya? Ya kardeşim, bacağına sıksan zaten öteki insanlar korkar geri kaçar ya. Yakın mesafeden göğsüne ateş nedir ya? Hangi insanlığa sığıyor ya? Ya bunu benim düşmanım yapsa, bunu ne bileyim, ya bunu kafir yapsa, bunu ne bileyim Türk düşmanı biri yapsa anlarım da. Ya nedir ya senin masum halkın? Ya ben eminim ki bak onu vuran asker, bilmiyorum şu anda. Öğrenmek istiyor muyum onu da bilmiyorum. Ama bir konuşma fırsatı verseydi emin ol abim diyecekti ki ya kardeşim ne yapıyorsun Allah aşkına? Neyden rahatsızsın? Ya bu halka zulüm değil de ne darbesi diyecek. Belki de konuşacak geri dönüp gidecek. Ben artık çocuğumun şehitliğini kabul ettim de dedim ben bu çocuğa nasıl anlatırım çocuğuna, yavrusuna? Bu yavruma ben nasıl anlatırım bunu? Ben ne yaparım, ne ederim dedim ya. Ben çocuğumu düşünüyorum, Elif Ecin'i düşünüyorum. Rabbim öyle bir şey yaptı ki o çocuk bizi teselli etti. O çocuk bizi teselli etti. O çocuğu ben birkaç defa mezarlığa götürdüm. Tabii mezarlıkta dayanamıyoruz, ağlıyoruz. Ertesi hafta, her hafta gideriz biz. Her hafta Cuma günü ilkinde namazdan sonra oradayız. Bir iki kere götürdüm. Ben dedi dede bir daha sizinle gelmeyeceğim dedi. Niye gelmiyorsun kuzum dedim. Siz dedi çok ağlıyorsunuz dedi. Hep ağlıyorsunuz dedi. Bir daha ağlarsanız gelmem ben dedi. Tamam kızım dedim. Bir daha ağlamayacağız. Bana Elif Ecir'in bir ay süre tanıdı. Babaanne bir ay önce benim babamı getirdi. Yani biz o da tabii çocuğumuzun emaneti. Onun emaneti bizim emanetimiz. Önce tabii Allah'ın emaneti. Allah'a emanet. Herkes Allah'a emanet de. Ondan sonra zaten biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Çocuğa çok düşkün olduğu için ben şu anda o çocuk benim gözümde dünyalara değer yani. Hiçbir şeye değişmem o çocuğu. Onun için direnç, inan direniyorum. Elif Ecir'ini büyüttüm. Allah'ımdan Elif Ecir'in için ömür istiyorum. Kendi çocuklarımı büyüttüm. Küçüğüm yok. Allah'a yatıyorum, kalkıyorum, dua ediyorum. Elif Ecir'in için bana ömür ver Allah'ım.
Çünkü benim bir kızım vardı. Elif Ecir'in en iki kızım oldu. Onu görmediğim zaman, sesini duymadığım zaman inan duramıyorum. O yanıma gelirse biraz huzurlu, mutluyum. Bana Elif diyorlar çünkü benim sınıfımda Ecir'in de var. Benim adım Elif Ecir'in, onun içinde benim üç tane adaşım var. Öğretmenim adaşım. Ecir'in diye adaşım var. Bir de ben varım, üç. Şimdi bana soruyor, babaanne benim babamı hiç rüyamda görmüyorum diyor. Nasıl göreyim diyor. Ben de kızım dua et diyorum, gelir baban diyorum. Geçen yine bana böyle sordu. Kızım dedim, dua, babaanne dedi telefonda, ben dedi dua ettim, babam rüyama geldi dedi. Bir tane ev vardı ya, böyle bildiğin ev. Ama bina değil, ev. Şöyle bir tane ev. Elleri yağlı, böyle sarıldı, geri gitti. En büyük hayali kızın iyi bir eğitim almasıydı. Şu noktada sağ olsunlar devletimiz de çocuğu yalnız bırakmadı. Başında devletliğini yaptı yine. Çocuk çok güzel bir eğitim alıyor güzel bir okulda. Allah daim etsin. Karnem çok iyi. Öğretmenim ne yazmış? Kutluyorum yazmış. Bugün gittim kabrine. Oğlum rahat uyu dedim. Kızın şeyi, annesi çok güzel. Gözün arkada iz kalmasın. Öldüğüm bir günece dedim. Ben onu senin yerine koydum. Ölenece omuzum ağrısı, onu da taşırım. Omuzum ağrısı, onu da taşırım. Ama öldükten sonra da Allah'a emanet ederim. Sülalemizde, köyümüzde tek şehit olarak benim çocuğum. Ailenin en küçük çocuğu bizik. Eşimin ailesi tarafından. Bir tek beni teselliden o. Bazen aklıma getiriyordum, çocuklarıma bir şey olsa ben ne yaparım diyordum. Ama kavrinin başına gidince, o bayrağı gördüğüm zaman içime soğukluk geliyor. Vatanı millet için gitti diyorum. Ben çocuğumu toprağa verdim. Ben bir hafta sonra, 5 gün sonra yine Kızılaylardaydım. Bayrağımı aldım. Hem adımı ağladım. Hem isyan ettim. FETÖ belasına. O acımla. Çünkü biz korkmuyoruz. Kim gelirse gelsin. Amerika'sı gelsin. Neresi gelirse gelsin. FETÖ belası gelsin. Hiç demedim ki oğlum gitmeseydi. Oğlumu göndermeseydim. Oğlum gitmeseydi bir şey olmazdı diyemiyorum. Çünkü bizim Rabbimizin yazdığı bir kader var. Bu FETÖ belasını ipi asmadıktan sonra bizim vicdanımız rahat etmez. Cumhurbaşkanımızdan istediğimiz, bizim tek isteğimiz bu. Bizim görmediğimiz, göremeyeceğimiz olan o evliyalar, Allah'ın kulları, has kulları, o gün orada biz göremedik, bilemedik ama o insanların başarısında en büyük etken onlar. Biz bu vatanı onlara kaptırırsak, bizim ebelerimizin, dedelerimizin kemikleri sızlar. Sula kahraman olsa böyle uçar. Ama babam uçmadı. Babam Türkiye'yi korudu. Ondan sonra da bu şehir almasını önledi. Ve burayı korurdu.